Belki de bu seçimlerde kullanacağımız en güzel söylem hakkı, hukuku ve adaleti bu memlekette egemen kılmak. Hepimizin adalete ihtiyacı var, hakka ve hukuka ihtiyacı var. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum. Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık ve bir bayramla dostluğumuzu, kardeşliğimizi, beraber olmayı, birlikte olmayı, birbirimizi sevmeyi, birbirimize saygı göstermeyi Allah nasip etsin bize diyorum ve hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Dostluğa ihtiyacımız var. Beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Düşüncelerimizi karşılıklı paylaşmaya ihtiyacımız var. Güzel bir sözdür. Akıl akıldan üstündür diye. Olur ya, birimiz eksik düşünebiliriz. Birimiz yanlış düşünebiliriz. Ama doğruları bize dostlarımız söylemeli. Yanlış düşünüyorsak hatırlatabilmeli. Dolayısıyla kibirden arınmış bir insan insanlığa en faydalı kişidir. Kibiri bir tarafa bırakıp bilgiden, hoşgörüden, beraber yaşamaktan, birlikte yaşamaktan söz eden insan hayırlı insandır. Bu vesileyle ben tekrar Ramazan bayramınızı yürekten kutluyor, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Az önce ifade ettim. Kibirden uzak durmak. Yani özgüveni olan ama özgüvenini bilgiyle, erdemle birleştiren bir insan olmak. Özgüveni olmak şu demek. Kendime güveniyorum. Bilgime ve birikimime güveniyorum. Ama bu benim hiç hata yapmayacağım anlamına gelmez. Ben aynı zamanda danışıyorum da, meşveret diyoruz. Danışıyorum da, soruyorum da, ediyorum da. Olur ya, benim eksiğim olabilir, yanlışım olabilir diye. O nedenle erdemli insan olmak bilgiyle, birikimle donanmış insan demektir. Akılla hareket eder erdemli insanlar. Aklın yüceliğine, aklın ne kadar önemli olduğuna inanan insanlardır erdemli insanlar. Ve dolayısıyla biz erdemli insan olarak hiç kimseyi küçümsemeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden 80 milyonu kucaklamalıyız. 80 milyonu kucakladığımız zaman bu güzel ülkede hepimiz barış içinde yaşarız. Kardeşçe yaşarız. Ben size bu ülkede birlikte yaşamayı, kardeşçe yaşamayı vaat ediyorum. Hiçbir zaman efendim kadınmış, erkekmiş, kimliği buymuş, şuymuş, inancı buymuş, şuymuş, yaşam tarzı şuymuş veya buymuş demeden 81 milyon insanı kucaklayarak bir siyaset yapmayı söz veriyorum ve bunu sürdürmeyi de söz veriyorum ve yapacağım da. Bizim birlikte yaşamaya ihtiyacımız var dedim. Bu bayramda Suruç'ta acı bir olay yaşadık. 4 kişi hayatını kaybetti. Hepimiz üzüldük ve hepimiz birlikte olayın aydınlanmasını bekliyoruz. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. İnsan hayatı kadar. Ve orada yaşanan bir olayı şu veya bu bölgeye çekmek, şu veya bu kişiye çekmenin hiçbir anlamı yok. Eğer bu ülkenin hakimi savcısı olaya el koymuşsa, güvenlik güçleri el koymuşsa oturup bütün ayrıntılarıyla kamuoyunun önüne olayı koymalılar. Ve bizler de gerçeği öğrenmeliyiz. Her vatandaşımızın hayatı değerlidir. Her vatandaşımız. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. O zaman insan hayatına önem vermemiz gerekiyor. Varsa bir sorunu, o sorunu bir şekliyle çözmemiz gerekiyor. Kibirden söz ettim. Hacı Bayram Veli şöyle söylüyor. Kibir diyor, bele bağlanan taş gibidir diyor. Eğer kibirliyseniz bu bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur der. Dolayısıyla kibirden arınmış bir insan, sevgiyi, hoşgörüyü kabul etmiş bir insan, karşıdaki kişinin düşüncesine saygı gösteren bir insan, erdemli bir insandır. Ve biz erdemli insanların olduğu bir ülkede siyaset yapmak istiyoruz. Siyaset bir kavga aracı değildir. Siyaset
ülkeye hizmet etme aracıdır. Ben siyasette ne yapmak istiyorum? Ben siyasette diyorum ki, ben iktidar olduğum zaman şunu, şunu, şunu yapacağım diye. Bir başka parti o da söylüyor. Bir başka parti o da söylüyor. Vatandaş ne yapacak? Bunlardan hangisi benim beklentilerime uygun plan, proje üretiyorsa ben gideceğim, ona oy vereceğim demektir. Her siyasi parti saygıdeğerdir. Her siyasi görüşe saygı göstermemiz lazım. Peki kimin hakemliğine gidiyoruz? Halkın hakemliğine gidiyoruz. Yani sizlerin hakemliğine başvuruyoruz. Sizlerin hakemliğine başvururken ne yapacağımızı da söylüyoruz. Yanlışları da söylüyoruz ki siz karar verirken doğruları görün. Ve ona göre karar verin. Çünkü siyaset başka bir alana benzemiyor. Örneğin her birimiz bir takımı tutarız. Kimimiz Fenerbahçeli, kimimiz Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Zonguldak sporlu. Neyse her birimiz bir takımı tutarız. Çocukluğumuzdan başlar bu takım tutma. Ve bu takımı da hiç değiştirmeyiz. Yenilir, galip gelir vesaire. O takım bize sadece heyecan verir. Galip gelirse seviniriz. Mağlup olursa üzülürüz. Ama milli takım olunca hep beraber tek yürek oluruz. Ve deriz ki milli takımımız dünyada şampiyonluk alsın, destanlar yazsın diye seviniriz. Ama siyaset farklı bir şey. Siyaset her dönem değişen diliyle beraber halka giden bir anlayışa sahiptir. Ne demek her dönem diliyle değişen? Çünkü var olan sorunlar büyür ve siyaset kurumu var olan sorunları çözer ve nasıl çözeceğini halka anlatır. Ben size bir örnek vereyim. Türkiye'den örnek vereyim. Geçmişte daha çok bir sorun bizim en temel sorunlarımızdan birisiydi. Toplumsal barış dediğimiz, kimisinin Kürt sorunu, kimisinin Doğu-Güneydoğu sorunu, kimisinin başka bir sorun diye tanımladığı bir sorun vardı. Ve dolayısıyla 35-40 yıldır çözülemeyen bu sorun Türkiye'de hepimizin ortak gündemiydi. Ve bu sorunu çözmek için siyaset kurumu da kendisine göre çözüm üretiyordu. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakalım. Terör gerilerde kaldı. Var mı var ama gerilerde kaldı. Daha başka sorunlar öne çıktı. Ne çıktı? Ekonomi. Başka eğitim. Başka dış politika. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Başta demokrasi. Bütün bunlara baktığımız zaman yeni sorunlar kümesiyle Türkiye karşı karşıya. Yeni sorunlar kümesiyle. Ve biz bu yeni sorunları nasıl çözeceğimizi size anlatmak zorundayız. Benim görevim bu. Sizin göreviniz de benim doğruları söyleyip söylemediğimi zihninizde test etmenizdir. O kadar. Ve sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyacaksınız, sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Ben sizden sadece bunu istiyorum. Demokrasi sorunumuz var. Var mı var? Nedir demokrasi sorunu? Demokrasinin özü nedir? Demokrasinin özü şudur değerli arkadaşlarım. Herkesin can ve mal güvenliğinin olduğu rejime demokrasi denir. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği rejime demokrasi denir. Yargı bağımsızlığı, hakim teminatının olduğu rejime demokrasi denir. Sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının olduğu rejime demokrasi denir. İktidarın en sert eleştirilere tahammül ettiği rejime demokrasi denir. Ve demokrasinin özü iktidar seçimle gelir, seçimle gider. Demokrasinin özü budur. Bundan söz ederken bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. Devlet nedir? Hükümet nedir? Devlet bakidir. Hükümet geçicidir. Çünkü devlet liyakat üzerine inşa edilir. Siyasette liyakat yoktur. Örnek vereyim size. Çok sık veririm bu örneği. Burada da vereyim. Etimesgut'ta da sizlerle paylaşayım bu örneği. Örneğin. Devlette en alt rütbe şeflik rütbesidir. Şef olmanız için üniversiteyi bitirmeniz lazım. 4 yıllık. Sınava girmeniz lazım.
Devlet memurluğu sınavını kazanmanız lazım. Adaylık süresini tamamlamanız lazım. Belli bir süre hizmet etmeniz lazım. Şeflik imtihanına girmeniz ve şeflik sınavını kazanmanız lazım. Ondan sonra şef olabiliyorsunuz. Peki siyasette nedir? Siyasette bakan ve başbakan olmak için ne gerekiyor? Bakan ve başbakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması, savcılıktan ihale kağıdı. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Devletin bakiliğiyle hükümetin geçiciliğini bundan daha iyi tanımlayan bir örnek yoktur. O nedenle biz diyoruz ki devlet liyakat üzerine inşa edilmelidir. Yani iş ehline vermelidir. İşi ehline vermezseniz olay batar. Ve Türkiye kaybeder. Ve işi ehline vermek şudur. Kim o işi en iyi yapıyorsa, o işin eğitimini görmüşse onun siyasi görüşüne, onun kimliğine, onun yaşam tarzına bakmadan işi ona teslim etmektir. İşi ona teslim etmektir. Muhtar arkadaşlarım aramızda sivil toplum örgütlerinde saygıdeğer başkanları, yöneticiler aramızda eve gidince lütfen Kabe'nin anahtarıyla ilgili bir olay vardır. Sevgili Peygamberimiz Kabe'nin anahtarını birisine teslim etmiştir. Müslüman olmayan birisine teslim etmiştir. İşi ehline vermek için. Neden diyorum? İşi ehline vermek çok önemlidir. Onu lütfen açın, internetten bakın ve okuyun. İşi ehline vermek devleti yaşatmak demektir. Demokrasinin özü de budur zaten. İşi ehline vereceksiniz, devleti baki kılacaksınız. Hükümetler gelir geçer, gelir konuşur eder, 5 yıl sonra tekrar gider vatandaşa der ki bana oy ver. Vatandaşı verir veya vermez ama bir süre sonra tekrar değişir ama devlet bakidir. Ne zaman ki bir hükümet ben devlet olmaya kalktım derse bilin ki orada artık demokrasi yoktur. En temel özelliği şudur. Herkesin bir görevi vardır. Hakimin de görevi vardır. Bir kişinin suçlu olup olmadığını siyasetçi belirleyemez. Muhtar belirleyemez. Esnaf belirleyemez. Sanayici belirleyemez. Çiftçi belirleyemez. İşçi belirleyemez. Hiç kimse belirleyemez. Bir kişinin suçlu olup olmadığını belirleyen tek makam vardır, o da hakimdir. Eğer siyaset kurumu bir kişiyi baştan suçlu gösterir, hakim de ona uyarsa orada adalet çökmüştür. Geldiğimiz nokta odur. Adalet önemli bir kavramdır. Bakın bir bayramdayız. Adalet. Bütün inançların ortak temeli adalettir. Bütün inançların. Ve sevgili Peygamberimiz adaleti tesis etmek üzere gönderildim demiştir. Güzel ahlakı tesis etmek üzere görevlendirildim demiştir. Adalet, adalet, adalet. Biz adaleti savunmak zorundayız. Demokrasinin özünde demek ki ne var? Adalet var. Ekonomi. Eskiden ekonomimiz iyiydi. Ama son yıllarda ekonomimizde ciddi bozulmalar yaşıyoruz. Efendim zaman zaman söylersiniz. Dolar yükseldi. Doların yükseldiği falan yok. Dolar yerinde duruyor. Türk lirası değer kaybeden. Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Yoksa buradaki dolarla İngiltere'deki, Amerika'daki, Japonya'daki dolar aynı dolar. Ama Türk lirası değer kaybediyor. Bir ülkenin parası niye değer kaybeder? Niye değer kaybeder? Amerika'nın parası, efendim Avrupa Birliği'nin avrosu değer kaybetmiyor da biz niye değer, bizim Türk liramız niye değer kaybeder? Ekonomi iyi yönetilmezse değer kaybeder. Eğer ekonomide ciddi sorunlar varsa Türk lirasına olan güven düşmüş olur ve değer kaybeder. Bugün milyonlarca işsizimiz var. Milyonlarca işsizimiz var. Atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var. Ziraat mühendisimiz var. Hemşiremiz var. Hayatın her alanında eğitim görmüş, üniversite bitirmiş ama iş arayan gençlerimiz var. Ekonomi sorunlu.
Şu soruyu kendi vicdanlarınıza sorun. Şu soruyu Allah aşkına gidin evde oturun, eşinizle beraber bir araya gelin ve şu soruyu kendi vicdanınıza sorun. Bu düzenden kim memnun? Bu düzenden çiftçi memnun mu? Açın bir çiftçiye sorun. Esnaf memnun mu? Açın bir esnafa sorun. Sanayici memnun mu? Açın bir sanayiciye sorun. İşsiz var. Memnun mu? Bir sorun. İşsiz belki hayatından memnundur. İşsizim onun için, hayatımdan memnun olduğum için böyle geziyorum diye. Memur memnun mu? Kim memnun bu düzenden? Bu soruyu bir sorun. Oturun konuşun. Ama ben size hayatın gerçeğinden bir bölümü soracağım. Bu düzenden memnun olan bir grup var. Hayır. Bu düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfı var. Rantiye sınıfı. Rantiye sınıfının özelliği şu değerli arkadaşlar. Rantiye sınıfının özelliği şu. Rantiye sınıfının fabrikası yoktur. Tarlası yoktur. Bakkal dükkanı yoktur. Berber dükkanı yoktur. Rantiye sınıfı alın teri dökmez. Rantiye sınıfında bir masa var, bir sandalye var. Bankada da parası var. Kim borç istiyor? Verir faizle, parasını alır. Efendim ay başı geldi, fabrika var, işçiye maaş ödenecek, üretim yaptım, satılacak mı, ihracat yaptım, para gelecek mi? Bunları hiç düşünmez. Esnaf sabahın köründe dükkanını açar, siftah oldu mu olmadı mı, yandaki komşuda siftah etti mi etmedi mi, ay başında vergim var, taksitim var, ödeyeceğim, ev aldım, kira bedeli. Bunları normal alın teri döken insanlar düşünürler. Alın teri döken insanlar. Rantiye sınıfı sadece oturur. Elinde bir bardak viski vardır. Bakar dünyaya. Türkiye'nin paraya mı ihtiyacı var? Gelirler yalvarırlar. O da faiz şartını koyar. Verir parasını. Karşılıksız alır faizini ve oturur. İşçiydi, işverendi, grevdi, lokaftı, efendim bakkaldı, siftahtı. Bunların hiçbirisiyle ilgilenir. Bu düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfıdır. Diyeceksiniz ki bu rantiye sınıfının özelliği nedir yani? Bu kadar söylüyorsun da ey Kılıçdaroğlu bu rantiye sınıfı ne yaptı yani? Ne yaptı diyebilirsiniz. Çok sık örnek veriyorum, bir daha vereyim burada da. Son 16 yılda Londra'daki bir grup rantiye sınıfına verilen faiz 151 milyar 34 milyon dolar. 34 milyon dolara atıyorum. 151 milyar dolar bu memleket faiz ödedi yurt dışındaki bir grup faiz lobisine. 151 milyar dolar. Şimdi diyorlar ki faize karşıyız. İyi de bu 151 milyar doları kim gitti ödedi? Kim ödedi? Ödeme kardeşim. Niye ödüyorsun? Gidiyorsun. Cumhurbaşkanı olarak gidiyorsun Londra'ya, yalvarıyorsun. Bakanlığı gönderiyorsun, yalvarıyorsun. Merkez Bankası Başkanlığı gönderiyorsun, yalvarıyorsun. Diğer bürokratları gönderiyorsun, yalvarıyorsun. Bize ne olursun borç para ver. Adam da diyor ki olur veririm, faizi yüksel. İki sefer faiz yükseldi, dolar gene geldi, belli yerlerde duruyor. Ve Türk lirası sürekli değer kaybediyor. 151 milyar doları faiz ödüyorsanız kaç lira borçlandığını herhalde siz daha iyi hesaplarsınız. Faizi 151 milyar dolarsa ana parası kaç liradır artık oturun düşünün. Bu dışarıya ödenen faiz. Bir de içeriye ödenen faiz var. İçeriye ödenen. 687 milyar 124 milyon lira. Bu lira içeriye ödenmiş. 687 milyar eski parayla 687 katrilyon lira son 16 yılda faiz ödendi. Şimdi sevgili muhtar arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerinin saygıdeğer yöneticilerine seslenmek isterim. 687 milyar lira artı 151 milyar dolar yatırıma gitseydi ne olurdu? Faize değil de yatırıma gitseydi ne olurdu? Memlekette fabrika yapacak bir karış arazi bulamazdık. Her tarafa fabrika yapılırdı. Çiftçi hayatından memnun olurdu. Emekli hayatından memnun olurdu. İşçi hayatından memnun olurdu. Esnaf hayatından memnun olurdu. Nereye gidiyor bu para? Nereye gidiyor? Peki bu faizleri kim ödedi?
Hepimiz ödedik. Belki muhtar arkadaşlarım diyecek ki bizim vergi dairesinde kaydımız yok. Biz vergi ödemedik. Hayır efendim. Su içtiğiniz andan itibaren vergi ödersiniz. Musluğu sabah açtığınızda 5 çeşit su akarsa 5 çeşit vergi ödersiniz. 5 çeşit. Telefonla konuşursunuz vergi ödersiniz. Dolmuşa binersiniz vergi ödersiniz. Su içersiniz vergi ödersiniz. Bir tek vergi ödemediğiniz yer var. Teneffüs ettiğiniz hava. Bundan şimdilik vergi yok. İleride olur mu bilmiyorum. Ama şimdilik yok. Peki bunun hesabını siyasi iktidar verdi mi? 151 milyar dolar faizi niye ödedi? 687 milyar lira faizi niye ödedi? Ve nerede kullandı bu parayı? Nerede kullandı? Bir bilmemiz lazım. Nerede kullandı? Şimdi değerli arkadaşlar, ben günlük sıcak siyasetin içine girmek istemiyorum. Ama ben doğru bilgilerle vatandaşın önüne çıkmak zorundayım. O onu yaptı, bu bunu yaptı demiyorum. Bakın, bu konuda çok dikkatliyim. Biz yarın sandığa gideceğiz. Hepimiz oy kullanacağız. Ama sandığa giderken bilgimizle sandığa gitmeliyiz. Birikimimizle sandığa gitmeliyiz. Elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmalıyız. Eğer sandığa ön yargıyla gidersek, ne olursa olsun ben bu partiye oy vereceğim derseniz Türkiye'nin gidişini biraz daha kötüye götürürsünüz. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum. Türkiye'nin yeni bir hamle yapması lazım. Yeni bir çığır açması lazım Türkiye'nin. Yeni bir sayfa açması lazım. Yoruldu Türkiye. O yorgunluktan Türkiye'nin çıkması lazım. Benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer bunları yapabilirsek çok önemli mesafeler alırız. Bir şey daha söyleyeyim. Bu da çok önemli. Ve bugüne kadar her konuştuğuma cevap verilir ama bu söylediğim rakamlara hiç kimse cevap vermiyor. Veremiyor. Veremiyor. Ağzına da almıyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki bu rakamların %100'ü doğru. Bazen ben söylerim. Efendim, en düşük emekli aylığı 1500 lira olacak. Evet, sözümüz söz. CHP iktidarında en düşük emekli aylığı net 1500 lira olacak. Sözümüz söz. Biliyorum. 1500 lira büyük para değil, siz de biliyorsunuz. Ama 1500 liranın altında emekli aylığı alan 1 milyon 644 bin emeklimiz var. 1 milyon 644 bin. Birisi de el kaldırıyor arkadaşım. Evet, emeklimiz var. Neden peki ayda 300 lirayla, ayda 500 lirayla, ayda 700 lirayla geçinilir mi? Geçinilmez. Bugün asgari ücret üzerinden, bugün pazar, pazartesi günü. Pazartesi günü herhangi bir vatandaş asgari ücret üzerinden gidip hep hayatı boyunca prim ödedi. Gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçeyi verdi. Ben emekli olmak istiyorum dedim. Bağlanacak emekli aylığı 718 lira 69 kuruş. Peki 1 Ekim 2008'den önce gidip dilekçe verseydi, ben emekli olmak istiyorum deseydi 1822 lira emekli aylığı alacaktı. 2008'den önce emekli olan 1822 lira, bugün emekli olan 700, 718 lira 69 kuruş emekli aylığı alacak. Ha inanmıyorsanız, asgari ücret üzerinden prim ödeyip emeklilik hakkını kazanan bir vatandaşı alın beraber gidin Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Emeklilik dilekçesini versin, emekli aylığı bağlansın. Bakalım kaç lira bağlanıyor. Mali müşavirler bunu bilir. Ben onu biliyorum. Ama herkes mali müşavir değil. Dolayısıyla ben gerçekleri söylemek zorundayım. Neden böyle oldu? 2008'de sosyal güvenlikte reform yapıyoruz dediler. Reform yapıyoruz dediler. Reformu nasıl yaptılar? Emeklinin aylığını keserek. Ayda 1000 lira. Her ay 1000 lirasını keserek. Sadece işçiler için değil bu. Esnaf 840 lira alacak. Bugün daha önce olsaydı 1800 lira alacaktı. Tarım Bağkurlusu
bugün 621 lira alacak, daha önce olsaydı 1260 lira alacaktı. Yani emeklinin sırtından sözde reform yaptılar. Aylığını her ay biner lira keserek, her ay biner lira keserek. O nedenle sandığa giderken hepiniz düşünün. Hepiniz. Ben asgari ücret, asgari emekli aylığı 1500 liranın altında olmasın derken bunu kastediyorum. İnsanlar yoksulluğa ve açlığa mahkum edilmemeli. Aynı şekilde değerli arkadaşlarım, emekliye iki maaş ikramiye dedik, ona da kıyameti kopardılar. İki maaş ikramiye verilir mi diye. Bayramda kısmen de olsa verdiler. Biner lira, bazılarına daha düşük. Bazılarına iş vermediler, özellikle banka emeklilerine vermediler. Onların hepsini biliyorum arkadaşlar. Ama benim sözüm sözdür. Allah'ın izniyle Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı, parlamentoda da Millet İttifakı çoğunluğu aldığında bunların tamamını yapacağım. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Şimdi ekonomide de buna benzer dünya kadar sorunumuz var ekonomide de. Dünya kadar sorunumuz var. İşsizlik almış başını gidiyor. Bir evde bir çocuk işsizse o evde huzur yoktur. Herkes bunu bilir. Oğlum, kızım ne zaman iş yapacak? Eline ne zaman para geçecek? Ne zaman bir işi gücü olacak? Ben onu evlendireyim diye annesi babası bekler. Eğer 7 milyona yaklaşan işsizimiz varsa bu memlekette bir sorun var demektir. Bir dert var demektir. Bir başka sorunumuz eğitim. Eğitimde sorumluyuz. Sorunumuz çok. Dünya kadar sorunumuz var. Anne çocuğunu hangi okula göndereceğini bilmiyor. Hangi sınava girecek çocuk onu da bilmiyor. 16 yılda 14 sefer eğitim politikası değişti. Bir daha söylüyorum. 16 yılda 14 sefer eğitim politikası değişti. Dünyanın hiçbir ülkesinde, dünyanın hiçbir memleketinde kendi çocuklarını kobay olarak kullanan, eğitimde kobay olarak kullanan hiçbir devlet yoktur. Bunu ilk kez biz gerçekleştirdik. 14 kez değişti. Ve bizim çocuklarımız PISA sınavlarında, yani uluslararası bir sınav bu, bu sınavda en gerilerde yer alıyor. Niye bizim çocuklarımız en gerilerde yer alıyor? Eğitimin değişmesi lazım. Eğitimin akılcı olması lazım. Çocuk daha küçükten başlatıyoruz yarış atı gibi sınavlara. Çocukluğunu bile yaşayamıyor. Tepeden tırnağa değişmesi lazım. Birleştirilmiş sınıf uygulamasına son vermek lazım. Birleştirilmiş sınıf şudur değerli arkadaşlarım. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar aynı odada ders görüyorlar. Aynı odada. Sınıf yok çünkü. Öğretmen yok. Ama ne diyoruz? Nerede bir öğrenci varsa orada okul ve öğretmen de olacak. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Ne taşımalı eğitim? Öğrenci mi taşıyacağız? Aynı zamanda şunu da herkes bilir. Bugün bu güzel ülkede on binlerce çocuk sabah kahvaltısı yapmadan okula gider. On binlerce çocuk. On binlerce ailede bugün babalar günü. Babalar sabahleyin çocuklarına harçlık verecek para bulamazlar. O babanın dramını herhalde hepimiz hissediyoruz babalar olarak. Bir baba sabah okula gidecek çocuğuna cebinde harçlık yok, harçlık veremiyorsa o acı hepimizin ortak acısı olmak zorundadır. Peki ne yapacağız? Çocuk sabahleyin okula gidecek, sabah kahvaltısını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla beraber okulda yapacak bedava. Öğle yemeğini arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda yiyecek. Eğer bir devlet kendi çocuğunu sabahleyin besleyemiyorsa, ona bir öğle yemeği vermiyorsa batsın o devlet kardeşim. Batsın o devlet orada. Tefeciye verirsin 151 milyar dolar, kendi çocuğunu aç, ona bir sabah kahvası bile veremezsin. Olmaz. Vereceksin. Vereceğiz. Hep beraber vereceğiz. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklar Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak olan çocuklar. Hepsi yetenekli, hepsi becerikli. Yeter ki önündeki engelleri kaldıralım ve o çocuklarımızı iyi besleyelim. Eğitimde de ciddi bir değişimi ve dönüşümü yapmak zorundayız.
Dış politikada zaten geldik duvara tosladık. Herkesle kavgalıyız. Herkesle. Bırakın komşularımızı, ta gittik Libya ile kavgalıyız, efendim Mısır'la kavgalıyız, bilmem kimle kavgalıyız, Avrupa Birliği ile kavgalıyız, herkesle kavgalıyız. Biz bu ülkenin çıkarlarını önceleyeceğiz, bu ülkenin çıkarlarını. Ve barış endeksli bir dış politika güdeceğiz, barış endeksi. Barışı esas alacağız. Niçin? Bu ülkeyi kuran insanlar savaş meydanlarından gelmişler, savaş meydanlarından. Bu ülkeyi kuran insanlar hayatları boyunca savaşın içinde kalmış, kimisi yaralanmış, kimisi hayatını kaybetmiş. Ve bu insanlar dönüp savaş bittikten sonra savaş mecburi olmadıkça bir cinayettir demişlerdir. Ve yurtta barış, dünyada barış demişlerdir. Orada da projemiz var. Güzel bir projemiz var. Egemen güçleri kaygılandıracak bir projemiz var. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Kısa adı OBİT. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. 4 kurucu ülkesi. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. 4 ülkenin devlet başkanları bir araya gelecekler. Bizim bölgede niye kavga oluyor? Niye terör oluyor? Niye egemen güçler burada Müslüman kanı akıtıyor? Niye biz 4 devlet bir araya gelip kendi derdimizi çözemiyoruz? Yani illa birileri gelsin başımızda dursun ondan sonra mı yapalım? Madem ki biz Kuvayi Milliye geleneğinden geliyoruz. Madem ki biz 7 düvele baş kaldırdık. O zaman hep beraber Orta Doğu'da barışı sağlayalım. Sayın İnce inşallah Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda bu 4 ülkeyi de ziyaret edecektir. Barışı sağlayacaktır. O zaman göreceksiniz Orta Doğu'da barış olur mu olmaz mı? Terör olur mu olmaz mı? Tamamını bitireceğiz. Sonra Orta Doğu Barış İşbirliği Teşkilatı'na arzu ederse Lübnan'ı da alacağız, Filistin'i de alacağız, Mısır'ı da alacağız, Libya'yı da alacağız, herkesi alacağız. Ve bölgede güçlü bir işbirliği teşkilatı oluşturacağız. Ana aktörleri 4 ülke olacak. Ve biz Orta Doğu'da barışı getireceğiz. Ne demek Orta Doğu'ya barışı getirmek? Ne anlama gelir? Orta Doğu'ya barışı getirmek şu anlama gelir. 1. Terörü sonlandıracağız. 2. Bizim iş dünyamız Orta Doğu'nun yeniden inşasına başlayacak. 3. Londra'ya gidip de para ağlarına yalvarmayacağız, yakarmayacağız, bize borç ver demeyeceğiz. Alnımızın teriyle Orta Doğu'da kazandığımız bütün milyar dolarları Türkiye'ye getireceğiz ve Türkiye'ye dolar yağacak. Bunlar neyle oluyor? Akıllı oluyor. Akıllı oluyor. Kavgayla olmaz. Kavgayla hiç kimse kazanmamıştır bugüne kadar. Ama barış içinde, huzur içinde, iki ülkenin çıkarlarını düşünerek ve orada yaşayanların aşağı yukarı tamamı da bizim akrabamız. Tamamı. Araplar bizim akrabalarımız. Burada da Araplar var. Kürtler bizim akrabalarımız. Burada da Kürtler var. Ezidiler bizim akrabamız. Burada da Ezidiler var. Türkmenler bizim akrabamız. Burada da Türkmenler var. Niye bunlar birbirlerini öldürüyorlar? Niye öldürüyorlar? Demek ki hiç kimsenin ölmediği ama herkesin huzur içinde yaşadığı bir coğrafyayı yeniden inşa edebiliriz. Asgari ücreti net bayramda 1 Ocak 2019'dan itibaren Allah nasip ederse 2200 lira yapacağız. Asgari ücret net 2200 lira yapacağız. Efendim ben bunları söylediğimde diyorlar ki ey Kılıçdaroğlu sen parayı nereden bulacaksın diye. Evet. Ben size söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Ben size söyleyeyim. Benim hayatımın 27,5 yıl kamuda görev yaptım. Hep üst düzey görevlerde görevde bulundum. Sınavla girdim. Çok zor bir sınavla girdim. Hesap uzmanlığını binlerce kişi sınava girer ama 7, 8, 10, 11 kişi kazanır. O kazanan kişilerden birisi de benim.
devletin vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, bütün bunların hepsini gayet iyi bilirim. Bütün mesele şudur. Aldığınız parayı nerede ve nasıl kullanacaksınız? Aldığınız parayı, yani vergiyi nerede ve nasıl kullanacaksınız? Ben size yine çok ama çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Muhtar kardeşlerim, lütfen not ediniz bunları. 1923-2002, 79 yıl. 1923-2002. 79 yılda pek çok hükümet geldi geçti. İnönü'ydü, Bayardı, Menderes'ti, efendim Demirel'di, rahmetli Özal'dı, hepsi. Yani geldi geçti. Bu 79 yılda gelen geçen bütün hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar. Hepsinin harcadığı para 713 milyar dolar. Bu dönemde Erzincan depremi oldu, Büyük İstanbul Marmara depremi oldu, 35 bin kişi hayatını kaybetti, Kıbrıs çıkarması oldu. Marmara depremi dışında Telekom gibi devasa şirketler, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Keban Barajı, Sümer Banklar, Eti Banklar, Demir Yollar hepsi yapıldı. Hepsi. Hepsi yapıldı. Peki son 14 yılda harcanan para ne kadar? Son 14 yılda yani 2003 ile 2007 arası harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. Bakın ben size 50 milyon dolardan söz etmiyorum. 100 milyon dolardan söz etmiyorum. 100 milyar dolardan söz etmiyorum. 500 milyar dolardan söz etmiyorum. 2 trilyon 94 milyar dolardan söz ediyorum. 2 trilyon 94 milyar dolar nereye harcandı? Nereye harcandı? Ben bunu bütün bizi dinleyen vatandaşlarımın vicdanına havale ediyorum. Vicdanına havale ediyorum. Sözlerime ne diye başlamıştım? Erdem diye başlamıştım. Erdem, erdem, erdemli olmak. Erdemli olmak. Kibirli olmamak. Hesabını vermek. Parayı, başkasının parasını cebinde tutan onun hesabını vermek zorundadır o vatandaşa. 80, 81 milyondan vergi topluyoruz. Bu vergilerin nereye harcandığının hesabını siyaset kurumu vermek zorundadır. Vermediği takdirde nereye gitti bu para? Keban Barajı yapsalar diyeceğim ki şu kadar oraya gitti. Atatürk Barajı yapsalar diyeceğim oraya gitti. Efendim Telekom yapsalar diyeceğim oraya gitti. Belki diyecekler ki yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz vesaire vesaire. Bu söylediğim 2 trilyon 94 milyar dolara üçüncü büyük hava alanı dahil değil. Onu yap işlet devret modeliyle verdiler. O dahil değil. Osman Gazi projesi 10 milyar dolar. Üçüncü havaalanı 35 milyar dolar. Onu daha sonra ödeyeceğiz hep beraber. Yap işlet devretle. Osman Gazi 10 milyar dolar. Onu zaten kamyoncular zorla gidiyor. Paralar ödeniyor zaten. Üçüncü köprü 3,5 milyar dolar. O da zaten köprüden geçişler için paralar almıyor, vatandaşlarına ödeniyor. Yap işlet devret. Bir tek burada bizim finanse ettiğimiz Marmara'yı var. O da 1 milyar 75 milyon lira. O özelleştirmeler ayrı. Oradan bu yapılan vurgunlar ayrı. Ya girmiyorum onlara. Arkadaşlar şunun için girmiyorum. Bizden toplanan paraların nerelere harcandığının namuslu bir siyaset tarafından kamuoyuna açıklanması lazım. Siyasetin namusu budur, özü budur yani. Özü budur. 2 trilyon doları harcıyorsan nereye harcandığını ben merak ediyorum. Olur ya, benim bilmediğim ama Türkiye'nin menfaati için çok önemli bir yere harcanmış olabilir. Ama benim bunu öğrenme hakkım var. Çünkü o para benim param. Tüyü bitmemiş yetimin parası. Yani hem diyeceğiz ki kul hakkı yemek en büyük günahtır Müslümanlıkta. 2 trilyon dolar harcıyorsun. 2 milyar dolar trilyon dolar harcıyorsun. Parayı nereye harcandığını benim bilmem lazım ve benim bunu öğrenmem lazım. Bu benim en tabii hakkım. Demokrasinin varlık nedeni zaten budur. Öbür türlü başka bir şey var demektir. Zorbalık var demektir. Ben sizlere bunları anlatıyorum. Bunları bilmeniz lazım. Ve sandığa öyle gitmeniz lazım. Sandığa giderken de oturup konuşmanız lazım. Düşünmeniz lazım arkadaşlarınıza. Ön yargılarımızdan arınmamız lazım. Sandığa gideceğiz.
$2 trilyon harcanırsa namuslu bir iktidar tarafından, Türkiye bugün bölgesinin yıldızı olmuştu. Bölgesinin yıldızı olmuştu. Değerli arkadaşlarım, Mevlana'nın bir sözüyle bitireyim. Madem bayramdayız, Mevlana'nın güzel bir sözü var. Der ki Hazreti Mevlana, kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür. O nedenle... Gönlünüz bülbülden yana olsun, gülden yana olsun. Bülbülden ve gülden yana olsun. Hesabını veren siyasetten yana olsun. Siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmayanlardan yana olsun. Kul hakkı yemeyenlerden yana olsun. Yani işin özü bülbülden ve gülden yana olsun. Hepinize şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim. Etimesgut ilçe başkanımızı buraya davet etmek istiyorum, Sayın Genel Başkanımıza. Etimesgut'a gelişinin anısına bir çiçek takdim edecek.